Merhaba hobidaşlar. Bu videomda sizlere Baitrunner çift kalama makinelerin sistemini göstereceğim. Bu kalama sistemi genellikle hobidaşlarımız tarafından yanlış algılanıyor. Ama gerçekten yemli avda balık türlerine göre bu çift kalama çok önemlidir. Şimdi bazı hobidaşlarımız soruyor, abi Baitrunner çift kalama makineleri önerir misiniz diye. Şimdi bu avlanacağınız balık türüne göre, hedef balığınıza göre değişiyor. Mesela tatlı su balık avcıları, hobidaşlarımız daha çok bu makinaları tercih ediyor. Nedenine gelecek olursak, mesela sazan avında yemliyorsunuz, oltanızı atıyorsunuz. Olta ucunda takımınızda yem var. Sazan balıkları böyle birden saldırıp da yemi koparırcasına yutmuyor. Genellikle yemi ağzına alıyor, eveliyor, geveliyor, bir gitmek istiyor, biraz mesafe almak istiyor, sonradan yutuyor. Veyahut da denizde yemli levrek avlayan hobidaşlarımız tercih edebiliyor. Levrek de öyle, mesela yemi ağzına alır, bazen eveler, geveler, hemen yutmaz. Yani çok saldırgan olmadığı zamanlar levrek de böyle yapar. Tabii direkt bir misine hissiyatı veya zorlama hissettiği anda yemi geri kusar. Onun için çoğu yemli avlanan hobidaşlarımız Baitrunner çift kalama makineyi tercih ediyor. Bu sistemin çalışma şekli de, mesela arkadaşlar, şimdi ön tarafta bir gördüğünüz gibi normal kalamamız var. Bir de arka tarafta kalamamız var. Bir de mandalımız var. Şimdi bu sistemi, oltanızı, takımınızı yemlediniz. Yeminizi taktınız, attınız. Buradaki kalamayı sonuna kadar açarsınız. Gevşetirsiniz. Ve buradaki kalamayı da istediğiniz ayara sert bir şekilde, yani balığı olta takımınızı koparmadan balığı çekebilecek bir kalama ayarınızı yaparsınız. Daha sonra oltanızı attınız. Denize, suya, tatlı suya, neyse. Ondan sonra bu mandalı kaldırırsınız. Mandalı kaldırdıktan sonra öndeki kalama ayarı boşa çıkar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Gayet rahat. Yani bu mandalı kaldırdığınız zaman arkadaki kalama devreye girer. Bu kalama boş olması çok önemlidir. Kim hobidaşlarımız bu kalamayı da sıkıyorlar. Buradaki kalama da sıkılıp hiçbir işe yaramıyor. Yani o zaman neden iki çift kalamalı makine aldınız ki? Baitrunner makine tercih ettiniz ki, bir anlamı kalmıyor. Onun için her zaman sizlere tavsiyem, arkadaki kalama boş olacak. Yani sonuna kadar açık olacak. Ben bu şekilde kullanıyorum, tercih ediyorum. Yani şu anda mesela Baitrunner makine kullanmıyorum. Bu tür avlara gitmiyorum ama daha öncelerden kullandım. Bu şekilde kullanıyordum. Sizlere de böyle tavsiye ediyorum. Arka kalamayı açarsınız sonuna kadar. Balık yeme aldığı zaman rahat rahat, hissetmeden, misineyi hissetmeden ilerler, yüzer. Ağzında eveler, geveler. Daha sonra tabii kalama sesini siz balık bunu çekerken duyacaksınız. Bu sesi duyduktan sonra yeterli bir mesafe gittiğini ve bu mesafenin yeterli olduğunu düşündüğünüzde şunu da tavsiye edeyim. Buradaki mandala bastırıp devre dışı bırakmayın arka kalamayı. Benim tavsiyem, bir tur çevirdiğinizde zaten kalama otomatikman kendini atacaktır. Tekrar şöyle göstereyim. Balık bir tur çevirdiğinizde otomatikman atıyor ve gördüğünüz gibi öndeki kalamaya devrediyor işlemi. Öndeki kalamada da sizin istediğiniz ayar olduğu için, takımınıza göre ayarladığınız için balığı tasmalayıp çekebiliyorsunuz ve mücadeleye başlıyorsunuz. Sistem bu şekildedir arkadaşlar. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Birkaç arkadaşımız yorumlarda bu sistemi sormuşlardı. Onlara da buradan selamlar olsun. İnşallah sistemi düzgün bir şekilde anlatmışımdır. Sizlere faydalı olmuşumdur. Bu videomuzda bu kadar olsun. Olta suda olan herkese rastgele diliyorum.